Futbol anılarının bu bölümünde çok değerli bir isim, komplike bir spor adamı ama futbolculuğuyla da hep ön planda olmuş, şampiyonluklar yaşamış çok değerli bir isim. Sayın Salih Tarcan program konuğumuz. Yıl 1969, o zaman erkek yurdu deneyimi, şu anda meclis binasında öğrenci yurdu vardı, orada kalıyordum. Yurtta kalırken, yurt avlusunda futbol oynarken, o zamanın antrenörü Sayın Günay Caymaz bizi gördü, beğendi ve bizi alıp yeni camiye getirdi. Ve ilk maçım da Gençler Birliği'ne karşı, Gençler Birliği'ndeydi. Larnaka Gençler Birliği'ndeydi. Ve o maç hiç unutmam o maçı, yani böyle devamlı aklımdadır. Hem ilk maçım olmasına rağmen hem de yarada kalan bir maçtı. İlk futbola başladığımda sağ açık oynuyordum. Ucum. Sağ açık ve orta saha. Zaman içerisinde sol beke geçtim. Sol bekte oynarken milli takıma kadar yükseldim. Sol mu vurdum, sağ mı vurdum? Esasında sağım ama ben sol ayağımın da orta yapardım, evet. Gol atardım. Evet. Yani çoğu gollerimi sol ayağımın attığımı da hatırlıyorum yani. Çok. Nefkuşa Türk Lisesi'nde okurken okulun voleybol takımında, basket takımında, futbol takımında ve atletizm takımında oynuyordum. Bir amatör ruhla oynuyordum. Yani bize kulübümüz maddi değil, manevi yönden bizi tatmin ediyordu. Evet. Yani işte iş bulmada, askerlik yapmada, bunlar da bize rahatlık sağlıyordu. Futbol anılarının bu bölümünde Yeni Cami Adelen Kulübü'ndeyiz ve çok değerli bir isim. Hatta ismi Yeni Cami ile özdeşleşmiş, birçok başarılar kazanmış, şampiyonluklar yaşamış çok değerli bir isim. Sayın Salih Tarcan program konuğumuz. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Yıllarca siyah beyazlı formayı giydiniz. Kupalar, şampiyonluklar, başarılar, çok anınız var. Biz de zevkle burada dinleyeceğiz sizi. Hepsini konuşacağız. Ama öncelikle futbola nasıl başladık? Nerede başladık? Yeni Cami ile ilk tanışmamız nasıl oldu? Buradan başlayalım ve devam edelim. Buyurun. Tabii ki. Yıl 1969. O zaman erkek yurdu dediğimiz, şu anda meclis binasında öğrenci yurdu vardı. Hı. Orada kalıyordum. O zaman Yeni Cami ve diğer kulüpler genç takımlarda başladı. İşte genç takımı çıkartmaya. Biz de Yeni Cami'ydik, genç takımı kuracağı için böyle bir hazırlıkları vardı. Hı. Yurtta kalırken, yurt avlusunda futbol oynarken, o zamanın antrenörü Sayın Günay Caymaz bizi gördü, beğendi ve bizi alıp Yeni Cami'ye getirdi. Hı. Ve orada bize lisans çıkararak futbola orada başladım. Yani Yeni Cami'de başladım. Genç takımda başladınız. Hayır, hiç genç takımda oynamadım. Yani genç takımlar başladı diye kadroların daha geniş olması için işte sağdan soldan gençleri bulmaya başladı bir bütün takımlar. Ben de meclisin avlusunda futbol oynarken Günay Caymaz da bizim yurt öğretmenimiz olduğu için, evet, beni biliyordu, gördü. Tanıyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Senin baban Ömer Emiroğlu da, evet, gördü ve karar verdiler benim Yeni Cami'de lisanslı oyuncu olmama. Evet, çok. Evet. Böylece başladık. Tam hangi yıl, hangi sezonumuz? Yıl 1969. 69-70 sezonu muydu ilk sezonumuz? 69-70, evet. Teknik direktör Günay Caymaz hocamız. Kimler vardı o kadroda? Siz genç tabii. Şimdi o zamanki kadrosu Yeni Cami'nin işte Taner Yeni gelmişti, galeci.
Sağ bek İbrahim Önet rahmetlik oldu. Mustafa Gabira, Yaşar Gündi, Tansu abi, Tansu Karayel, Fevzi abi daha gelmediydi, şeydeydi, Doğan Türk Birliği'ndeydi. Evet. Pele vardı, Enver abi, Zihni abi. Efsaneler. Efsaneler. Ve çoktandır özlediğim ve göremediğim Tobay diye bir oyuncumuz vardı. Hala Avustralya'daymış. Çok iyi bir oyuncuydu. Onu çoktandır görmedim. İzlerse ona da selamlarımızı iletmiş. Selamlarımızı iletiyoruz kendisine. Resim vardı. Aynı köyden. Evet. Evrende. Böyle bir kadromuz vardı. Ve ilk maçım da Gençler Birliği'ne karşı Gençler Birliği'de. Lernaka Gençler Birliği'ndeydi. Ve o maç hiç unutmam o maçı. Yani böyle devamlı aklımdadır. Hem ilk maçım olmasına rağmen hem de yarada kalan bir maçtı. Biz 2-0 öndeydik. Penaltı kazandık. Penaltıyı çektik, gol attık işte. 3-0 olduktan sonra rakip takım hakeme itirazlarından maç yarıda kaldı. Yani kavga. Tamamlanamadı. Hakem maçı tatil etti. Sonradan bize 3-0 hükmen galibiyette taşlandırdılar. Mevkimiz neydi? İlk futbola başladığımda sağ açık oynuyordum. Hücum. Sağ açık ve orta sağ. Evet. 6 numara ve 7 numarayı giyiyordum. Aha. Ama zaman içerisinde ben sol bek olarak başladı. Yani zaman içerisinde sol beke geçtim. Sol bekte oynarken milli takıma kadar yükseldim. Milli takımda hep sol bek oynadım. Evet. Daha sonra setraf oynadım. Yani fakat savunmaya geçtim. Savunmaya geçtim. Evet. Ama son zamanlarımda da forvet santrafor oynamaya başladım. Yani tek oynamadığım mevki kaleci. Yani eskiden bu tarz oyun vardı futbolcuda. Yani savunma, orta saha, forvet fark etmez. Siz nerede görevlendiniz? Yani ben hep sağ çıkması orta sahada oynuyordum. Cüneyt Cemaz Bey dedi işte o zaman hocamız Salih dedi seni dedi sol bek olarak düşünüyorum. Herhalde sakat oyuncumuz vardı. Dedim oynarım hocam. Bir hafta beni antrenmanlarda özel idman yaptırarak sol bek olarak çalıştırmaya başladı. Hakikaten de benim yani mesela bana desek şu anda bir futbol takımında hangi mevkide oynamak istek? Sol bek oynamak isterim. Peki çünkü sol mu sağ mı ayak? Hangi ayak kullanır? Ben hiç fark etmezdi benim için. Yani sol mu vurdum, sağ mı vurdum? Esasında sağım ama ben sol ayağımın da vurdum. Orta yapardım, gol atardım. Yani çoğu gollerimi sol ayağımın attığımı da hatırlıyorum yani. Çok güzel. Sol bekeye geçtiğiniz sonra evet. Tabii savunma, tabii fiziksel olarak da uzun boylu olmuşsunuz bir avantaj. Tabii bu avantaj da şundan geliyordu. Biz küçük yaşta voleybolu basketle oynuyorduk. Siz yani, zaten komple bir sporcusunuz. Voleybolda bir evet. Sekme, baskette de timing vardı. Yani bu avantajlarımı futbola da yansıtarak evet. Her mevkide oynayabilirdim yani. Tabii ki komple bir sporcusunuz aynı zamanda o dönemde. Evet. Basketbol, voleybol, futbol. Üçünü bir arada götürebildik mi? Ne kadar götürebildik mesela? İşte en büyük nokta oradaydı. Yani şöyle söyleyeyim. Lefkoşa Türk Lisesi'nde ben durdum. Evet. Lefkoşa Türk Lisesi'nde okurken okulun voleybol takımında, basket takımında, futbol takımında ve atletizm takımında oynuyordum. Lise 2 hiç derse girdiğimi hatırlamıyorum. İlk 2 saat o zaman öğleden sonra idman yapmama durumu vardı okulların. Çünkü mücahitlik problemleri vardı. Yani askeri şeyler vardı. Evet. İlk 2 saat voleybol. 3. 4. saat basketbol. 5-6. saat de ya atletizm ya futbol. Öğleden sonraları da Yeni Cemil'in futbol takımının antrenmanına iniyordum. Yani ben çok bir yorgun gençlik geçirdim. Yani benim gençlik yıllarım çok yorgun geçti. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. 1980'de İslam oyunlarına gidecektik. Evet. Pardon 82'de. Evet. İslam oyunlarına gidecektik. Sayın o zamanın Voleybol Federasyonu Başkanı Asım Burç ve Futbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sami Bey benim için söz diyordu sürekli. Ay işte Asım Bey dedi ben voleybol milli takımını almak isterim. Ahmet Sami Bey de diyor, hayır ben futbol takımını almak istiyorum. Ya, ben tabii İslam oyunlarına giderken
futbol milli takımının kadrosunda yazılı değildim. Voleybol milli takımının kadrosunda yazılı. Evet. Ama oraya gittiğimiz vakit futbolda oynadık, voleybolda oynadım. Yani memleketimi hem futbolda temsil ettim, hem voleybolda temsil ettim. Ayrıca atletizmde de temsil ettik. Üç dalda da. Üç dalda atletizmde de. 4x400'de rahmetlik Mete, ben ve iki arkadaş daha 4x400 koşarak işte Türkiye birinci geldiydi o atletizm yarışında. Pakistan ikinci, biz de üçüncü gelmiştik. Yani tabii Bengal dışı vardı, Libya vardı, onları geçtik. Dereceye de girdiniz. Dereceye de girdiydik tabii. Voleybolda da birkaç maçım var işte Pakistan'la, Bengaldeş'te. Futbolda Libya, Malezya maçlarında oynadım. Yani memleketimi bir oyunlarda, üç dalda temsil eden neredenim yani. Yani biz ilk kez duyuyoruz böyle bir şeyi. Özellikle işte isteme oyunlarında futbol evet. takımı ayrı, işte voleybol ayrı diye biliyorduk ama bakın hayır, siz yani üçünde de görev aldınız. Çok güzel, yani. Harika bir şey. Ve üçünü de yetiştiniz, dereceye evet. de girdiniz. Ve bunların antrenmanlarına inerdim. Sabah voleybol antrenmanı, öğleden sonra da futbol milli takımı. Yani sen düşünün vücudun yorgunluğunu. Hem de enerjiyi ne saat alır diye. Işte, çocuğuduk, yani gençlik, dayanabiliyorduk yani böyle şeylere. Sonra bütün işimiz spordu. Evet. Yani başka bir işimiz yoktu. Evet, 24 saat işte yat, kalk antrenman, yat, kalk antrenman. Şampiyonlar geldi tabii yine bir de bu 70'li yıllarda. Şimdi 69'da başladıktan sonra takım rayına oturdu artık Yeni Cemil'in 70'li yıllara girerken. 70-71'de de Yeni Cemil tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu. Evet. Bu şampiyonluk hakikaten çok güzel bir olaylar oldu. Yani olaylar dediğim güzel oyunlar oynayarak Yeni Cemil şampiyonluğu kazanmıştır. Ama her zaman söylerim bu kulüplerde kulüplerin iyi idare yönetim kurulları varsa futbolcuları ona göre yönlendirirler evet. ve futbolcular o zaman daha azimli, daha hızlı olurlar. Rahmetli Münir Bey kulüp başkanımız. Rahmetli analım. Evet yani rahmetli anıyoruz. Ben her zaman anıyorum zaten. Bizim her şeyimizdi. Evet. Biz köylü olduğumuz için ben aslında Gazivereniyim. Evet. Gaziveren'den de yurtta kaldığım için yani o zaman yollar da kapalı. Yani her hafta sonu köyümüze gidemezdik. Evet. 3 ayda bir, 4 ayda bir. Ve bize babalık yapan Sayın Doktor Münir Ünsal, Mehmet Salih bataryacı dediğimiz bir abimiz ve Enver Dayı kahvecimiz. Yani işte kulüp kurucularından Enver Kahvecioğlu olur adı. O bize, onlar bize babalık yapıyorlar. Evet. Yani Günay Caymaz abilik yapıyordu. Yani biz böyle yetiştik. Çok güzel bir ortamımız var. Kulüplerde yetiştik. Yani Yeni Cemil'in ve o zaman kulüplerden çıkanlar da hakikaten değerli kişiler. Evet. Yani bilmiyorum şimdi şimdiki kulüpçülükle o zamanki kulüpçülük arasında çok büyük bir fark vardır. Neler vardı mesela o kulüpçülükte? Biz o zaman bir amatör ruhla oynuyorduk. Yani bize kulübümüz maddi değil manevi yönden bizi tatmin ediyor. Evet. Yani işte iş bulmada, askerlik yapmada bunlar da bize rahatlık sağlıyordu. Şimdi bir sporcu vardır kulübünün yerini bilmez. Cep telefonu çektikten sonra abi hocam antrenman nerede falan nerede gider. Kulüpte bir çay içme olayı yok. Eskiden antrenmandan ve maçlardan çıktıktan sonra kulübe gelip çay içmek bizim en büyük zevkimiz. Bütün futbolcular geliyor. Futbolcular, yönetim kurulları, taraftarlar bizimle beraber çay içerdi. O konuşma, o sohbetler bizi ispora daha fazla bağlardı. Şimdi artık bu profesyonellik çıktıktan sonra, ki profesyonellik demiyorum ben buna, paracı diyorum. Paradörler türedi ve futbol bu şekilde gelmiştir yani. Mesela prim ne verirler size? Bizim primimiz bir tepsi açılırdı. Orada bir kapı var. Evet. O kapının önünde büyük bir sini, böyle tepsi. Gelen oraya bir şilin, iki şilin, beş şilin toplanırdı. Taraftarlar. Taraftarlar şimdi. Ve futbolculara bölürlerdi. Hiç unutamadığım bir anımı da anlatmak Buyurun. İsterim. Bu yani çoğu kulüpte de olabilir. Biz o zaman öğrenciydik. Bir de öğrencinin paraya veyahut daha fazla ihtiyacı olabilir yani. Memur olan futbolcularımız... Mesela Fevzi abi, Enver abi ve Zihni de zaman zaman yani biz prim almayalım öğrencilere dağıtık diye söylediklerini duydum yani. Evet.
Çok hoşumuza gider. O yani bizi sevdikleri için yapıyorlar. Evet. Biz bu sevgiyi gördükten sonra nasıl futbol oynamayı tabii ki yani daha fazla gayretli oluyorduk. O form aşkı daha da fazla artıyordu. Muhakkak tabii yani artık öyle bir duruma geldik. Yani Cemil grubunda ki siyah beyaz forma bizim için lüks yani evet. Çok büyük bir şeref. Evet tabii ki efsane bir katılım. Efsane bir katılım. 3 yıllık şampiyonluk. Hatta namalum şampiyonluk da var. 71'den sonra 72'yi şampiyon olamadık ama 73, 74, 76, 3 evet. Sene üst üste ilk 2 sene namalum formamız vardı. Evet. Son senede bir mağlubiyetimiz vardı işte. Bafül Kürdün'e gittik. Bafül Kürdün iki sancaklar kendi arasında anlaşamadılar. Bizi 1-0 yenildiler. Evet, hakemle evet. Beraber. Evet, yani evet, böyle evet. Olaylar da var. Tabii bunları evet. Duyar da yani gerçek mi değil mi bilemeyiz ama evet. Arkadaşlarımızla biliriz. Bunları anlatıyorlar. Evet sayın seyirciler, futbol anılarında Salih Tarcan hocamla birlikte saha içi yayınımız başladı. Evet hocam, tarihi Yusuf Kaptan sahasındayız. Nasıl bir duygu sizin için yıllar sonra bu sahaya adım atmak? Vallahi senelerimizi bu sahaya verdik. Bu saha böyle güzel olacağına şahit ister yani. Biz böyle çimen zeminlerde oynamadık. Evet. O zaman bu saha gaya gibiydi. Her düştüğümüzde zaten iz bırakırdı. Ama Yusuf Kaptan sahası Kuzey Kıbrıs için bir tarihi yerdir, bir tarihi evet. Eserdir. Ha, bunu da söyleyebilirim. Evet hocam, çok önemli başarılar var bu statta. Duygulandığınızı da görüyorum. Kolay değil yani yıllar sonra bu statta adım atmak önemli ama önce şuradan başlayalım. Bu tarihi surların üzerinde inanılmaz seyirci kitlesi vardı hocam. Evet, şimdiye evet. Geldiğimizde seyirci kitlesinde ciddi anlamda futbolumuzda düşüş yaşanıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu çok nedenleri vardır. Yani eskiden işte kişisel yani yetenekli futbolcular vardı. Seyirci o yetenek futbolcuları görebilsin diye geliyordu. Fakat şimdi kolektif bir futbola yöneldiği takımlarımız. Kolektif futbolda da kişisel bir yeteneğe yoktur. Olmadığı için de pek seyirci gelmiyor. Bir de televizyonlar da güzel maçlar var. Evet. Bizim futbolumuzda da hiç ilerleme olmadığı için, aynı yerde saydığı için seyirci gittik sonra azalıyor ve daha da azalacaktır yani öyle gösteriyor. Evet, saha içerisine geldiğimizde hocam özellikle oynadığınız dönemlerde çok önemli takımlar vardı. Evet. Yani ülke sporuna önemli futbolcular yetiştirmiş, önemli başkan yöneticiler yetişmiş ve şu anda da ülkemizde belli yerlere gelmiş isimler var. Dolayısıyla saha içerisine baktığımızda o dönemki yıldız oyuncular ki 16 kişilik kadro vardı ve tüm oyuncuları sayabiliyordunuz. Evet. Ama şimdiye geldiğimizde yıldız oyuncu azalıyor. Azalıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? İşte dediğim gibi yani eskiden futbol iyi bir amatör ruhla oynanıyordu. Yani insan severek oynuyordu. Ve antrenmanlara dahi gelen futbolcularımız böyle özveriyle geliyordu. İşini bırakırdı. Tarlasını bırakıyordu ve geliyordu. Öğrenci ise dersini bırakıp geliyordu. Ama şu anda özveri yok. Özveri sadece para. Ben bu parayı alırım, oynarım. Bana paranın biraz eksilttin, ben futbolumu oynamam. Onun için zaten gelişmiyor. Yani gelişebilmesi için de zaten tekrar bu yapılanmak lazımdır. Bu yapılanmayı da biraz önce anlattım ama yine istersen bir iki cümleyle tabii ki, buyur hocam. Anlatayım. Bir futbolcu kesinlikle futbol oynamalıdır. Bir sporcu yani o sporu yapmalıdır. Ve tek branşa dönmesi lazım. Bizim zamanımızda bütün branşlarda vardı ama şimdi artık öyle bir gelişme oldu ki bir futbolcu en az 5 ve 6 idman yapması lazım. Evet. Siz düşünün. Bunu yapabilecek ne bir memur futbolcu olur ne bir işçi futbolcu. Futbolcu, sporcu artık o sporu yaparken hem maaşını hem de geçimini sağlayacaktır. Bunu başarabilirsek futbolumuz gelişebilir. Evet, profesyonel anlayış içerisinde budur. Olacak. Yani bunu yapmadığımız müddetçe hiçbir zaman işte bir Malta, bir Kongo, bir yani çok zayıf ülkelerin bir takımı gibi böyle gidecek. Evet. Yani bir profesyonel yaparsak, iyi futbolcular yetiştirirsek, dünyada da Avrupa'da da oynatırırsak o zaman hem devletimizi yani bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de tanıtmış oluruz. Evet. Yani benim düşüncelerim bunlardır. Evet hocam, saha içerisinde mücadele ederken sizi zorlayan rakiplerden isim olarak kimleri verebilirsiniz? Şimdi ben o zaman her mevkide oynadığım için evet. Forvet'te oynadığım zaman hakikaten çok rakipler vardı. Savunmacılar. Yani,
savunmacılar vardı. Mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim. Gençlik müziğinde bir Aytaç vardı. Evet. Hakikaten Cüsseli'yim. Ona bir çalım attığımız zaman kendimizi zaten yerde bulurduk. Evet. Yani bu toprak zeminde o zaman. Yani o toprağa düşmek de şey. Kolay değildi. Yani, bazı takımlarda mesela benim ilk sakatlığım Mausa'da, Mausa Türk Cüsseli'ye oynarken Yıldıray Ramazan diye bir oyuncuları vardı. Ramazan Baysal. Kesici oynardı. Ben evet. de o gün işte sağ açık oynardım. Aslında karşı karşıya kaldım. Galeye giderken arkadan geldi bana vurdu demiyorum yani. O topu önlemek istedi ama işte vurdu. Ve ben orada bir 21 gün bir ay kadar futbol oynayamadım. İlk sakatlığım da o olduydu. Yani var böyle oyuncularımız yani daha sert olan. Daha sonra ben orta sahada oynadım. Ben de müdafada, senelerce müdafada oynadım. Forvet'te sizi daha zorlayan isimleri sayabilir miyiz? Önemli forvetlerimiz vardı o dönem. Vardı tabii. Bu Pars beni çok zorlardı. Center'a evet. oynadığım müddetçe bir Pars vardı olacaktı. Evet. Hakikaten onunla havaya çıktığımızda, kafa kafaya çıktığımızda, yani kafa kafaya gelirdik. Bir de Çetingaya maçlarında Erdoğan Arapları. Evet. İlk maçlarımda Çetingaya oynardık 69-70 senelerinde. O hep bütün hava toplarına hakim bir eriydi. Biz de cılız gibi böyle sektiğimizde yani bayağı sekerdik. Almaya çalışırdım ve birkaç defa böyle yani kavama bayağı yedim yani. Böyle yani vardı yani rakipte oyuncular, rakip oyuncular daha sert bir futbol vardı. Evet. O zaman zaten kişisel futbol olduğu için. Bireysel ve şey. Bireysel. Çalım atacaksın, orta yapacaksın. Yani şimdi işte 3 pas, 4 pas yapmadan galeye gitmek var 2-3 pasla. Şimdi 20 pas, 30 pas yaparak galeye gitmek var yani şimdiki futbolda. Ama bilmiyorum yani işi, o zamanki futbol kişisel üzerinde kurulduğu için seyirci o kişileri görmek isterdi. Mesela biz özel zihnin, seyircileri var. Yani Zihni'nin, Galliga'nın, Necat'ın, Doğan Türkbirliği'nde tanışıkların yani bunların böyle şeyleri vardı. Yani özel seyircileri vardı. Evet. Şimdi bakarım ben Çetingaya'yı seyredeceğim. Kimi seyredeceğim? Yok. Mausa'yı seyredeceğim. Var mı? Erdinç'ten sonra yok. Evet. Bir Bulli vardı. Bir, evet Bulli. Bir şey vardı yani çok böyle. Çok vardı. Doğan Ocak'ta vardı. Onları görmek için giderdik. Yani ben de sporcu evet. olmama rağmen onları göreyim diye giderdim. Baft'ta Yeni Cami'de, Gaymaklı'da. Derviş Doğa vardı. Evet. Hayranıdık. Lefke'de Şükrüler vardı. Bu Şükrü'yü görebilmemiz için telef koşulan Lefke'ye gider ve görürdük yani Şükrü'yü görelim diye. Veyahut Baf'a giderdik, Derviş'i görelim. Derviş'in kardeşi miydi? Tezel diye bir oyuncular vardı. Siz o ismini hatırlamazsınız siz. Evet. Tezel çok kısa bir sahneydi, çok kısa sürede oynadı. Ondan sonra İsviçre'ye mi İsveç'e mi nereye gitti? Yani bayağı iyi topçular vardı. Şimdi kolektif futbol oynayalım diyorlar. Kolektif futbol 3 itmanla olmaz, 5 evet. itmanla da olmaz. 24 saat futbol çalışmakla olur. Yani benim bildiğim bunlar. Abi çünkü hocam çünkü siz bu işin eğitim yönünü de biliyorsunuz. Ha. Eğitimci bir kişiliğiniz de var. O açıdan da bunları öngörüyorsunuz. Tabii saha içerisinde penaltı attık mı hocam? Penaltı kullandık mı? Çok kullandık. Kaçırdığımız veya önemli attığınız penaltı golüyle de anlam ifade eden şöyle, penaltılar var mı? Yeni Cami'de son zamanlarda yani kaldığımda penaltıları ben kullanıyorum. Evet. Yani devamlı attım. Ama bir tane atamadığım vardı. Çok önemliydi o da. Hikmet, hangi maçtı hocam? Bafülkürdü Yeni Cami maçı. Evet. 0-0 maç devam eder. Yenmemiz de gereken bir maçtı. 18'in üstünde vardı. Penaltı noktasına vurdum topu. Sol tarafıma benim yani Hikmet'in sağına vurup tam direğin kökünden geleceği an Hikmet uzandı topu kesti. Çıkardı. Yani bir bu. Bir de unutamadığım Yeni Cami'de değil yani bu Ağırdağ'da oynarken evet. Doğan Türk Birliği ile o zaman ikincilik şampiyonu Doğan Türk Birliği, üçüncülük şampiyonu Ağırdağ penaltilerde başbakanlık masasına kaldık. Yani başbakanlık maçı oynandı evet. ve penaltide de kaldık. Maç işte 3-3 ve 4-4. Doğan atamadı. Benim atmam lazım. Attım ve 5-4 yendik ve şampiyon olduk. Kupayı kazandınız. Kupayı başbakanlık kupasını. Penaltılarda aldım. Hocam herhangi bir köşeniz vardı yoksa yok, o anki hiç, duruma göre vururdum. O anki duruma her tarafa vururdum. Sola sağa hiç fark etmezdi benim için. Evet. Bazen sol ayağımdan da vururdum. Hiç önemli değildi. Özellikle yani, sürekli penaltı attığınız için sormak istiyorum hocam. Penaltı atan sporculara o anda neler tavsiye edersiniz? Yani çünkü genelde tarafı olan oyuncular var, bir genelde kalecinin pozisyonuna göre atanlar yani, var. Önce kendine güvenmesi lazım. Evet. Bir de son anda karar değiştirmemesi lazım. Yani bir penaltıyı çekerken ben işte giderim, diktim topu sağ tarafa vuracağım. Ama topa gerildim ve topu vurmaya gittim. Ben bu zaman sol tarafa vuracağım. Evet. O an işte o tereddüt
Seni yani %50 penaltinin kaçmasına sebep oldun. Sen kararını verdinsen, penaltiyi çekersen bir karar. O tarafa evet. vuracaksın. Galeci yatsa da yatmasa da sert vur, yumuşak vur, daha yukarıdan vur, bir şey yap at. Ama karar değiştirme. Topa, topun üzerine giderken kararını değiştirmemen gerekir. Evet hocam, son olarak saha içindeki programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet, geçmişten günümüze değerlendirdiğinizde ülke futbolunun geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Az önce çok kısa değindiğiniz işte bireysel futbol vardı, özel seyirci evet. vardı ama şu anda hem futbol çabuklaştı, seri oynanmaya başladı hem sistemler üzerinde oynanmaya başladı. İşte, geçmişten günümüze değerlendirirsen neler söylemek istersin? Geçmiştekini silmemiz lazım. Tamamen evet. silinmesi lazım. Biz yeniye bakmamız lazım. Yeniyi de nasıl geliştiririk diye onun çaresini üretmemiz lazım. Ama hiçbir zaman bu pandemi dönemi bir buçuk sene sürdü. Evet. Kendimizi yenilemedik. Aynı yerden başlıyoruz. Aynen. Ve daha da geriye giderek. Bana göre bu pandemide federasyonumuz oturup tüzüklerde futbolcuların amatör, profesyonellik, yarı profesyonellik şekilde bir şeyler yapması gerekirdi. Şu şekilde gireceğimiz liglerde en az 10 sene kaybımız vardır. Evet. Hiç lamıcımı yoktur. Bir yani dönecek de daha güzel futbol göreceğiz. Şu hepsi yalan. Hemen oturup bir karar vermeliyiz. Futbolcu futbolcu olacak. Evet. Dediğim gibi sabahtan kulübüne girecek, akşam evine girecek. Sen memur futbolcu. Alırsan da futbolcu yapacaksın, olmaz. Futbolumuz bu şekilde kalır. Evet. Bir de yabancı konusunda çok dikkat etmemiz lazım. Hakikaten yabancıyı getirmemeliyiz. Nedir durum? Bu para yeter mi? Yani hiçbir kulüp şu anda düşünün. Diyelim ki şampiyon olan bir kulüp 3 trilyon lira bir para veriyor. Evet. Devlete vergi verir mi? Vermez. Bu kadar basit. Ben söyleyeyim bu kadar. Yani bu sistemde futbol gelişmez. Yani ben bazı görevlerimi yapmadan futbol camiasını yönetmeye çalışıyorum. Gel Mehmet versen 100 lira. Gel Salah'ı sen ver 200-500 lira. E bu kaç sene? Kaç evet. O zaman gelişmez. Bu ortam bir yerde. Ben şeyde de söyledim. Yani bunu bazı yayınlarda da söyledim. 14 tane kulüp, 30'ar futbolcudan 480 sporcuya var. Geçen sene değil, pandemiden önceki sene spor dairesine aktarılacak oluyor. Pardon, spor bakanlığının, spor dairesinin futbola ayırdığı para 11-12 trilyon lira para. Evet. Biz bu 480 tane futbolcunun sosyal sigortasını, ihtiyaç sandığını yatırırsak ve kulüplerin eline vermezsek, ve bunların ihtiyaç sandığı parasını yatırdıktan sonra kulübüne gidip anlatsın işte 2500 liraylık veya 3000 veya 5000 liraylık da aylığı kulübü versin. Evet. Ama futbolcu bilecek ki benim garantim vardır. Aynen. Bunu yapabilirsek o zaman futbolcu yetiştirebiliriz. Evet. Bir bu. İki, akademi diye akademi kelimesini darmadağın ettik. Her kulüp miniklerine kadar iniyor. Ben de akademi kurdum diyor. Bu bana göre yanlış. Kim organize, başı kimdir bu işin? Yani organizenin başı kimdir? Yani bu akademi nasıl kurulur? Nasıl geliştirir? Bu çocuklar nasıl müsabaka yapar? Evet. Yani denetim da, kontrol mekanizması. Tabii yani bir kontrol, bir kere müsabaka ile oyunu ayırmamız lazım. Müsabaka maçtır, neticedir. Evet. Oyun, çocuk oyun oynaması lazım. Evet. Oyun gelişimdir. Tabii biz bunları yapmamız lazım. Ben de alırım gazeteyi okurum. İşte falan akademiyle falan akademi maç yaptı. 2-2 5 berabere bitti. Olmaz ki böyle şey. Maç yapmayacak. Oyun oynayacak. Evet. Bugün Türkiye ve Avrupa ilkokullar arası, milli eğitimde olduğum için söylüyorum bunu. İlkokullar arası futbol maçları yapacak. Müsabaka yapmıyor. 100 tane, 150 tane takımı X bir otele çağırıyor. O otelde 150 tane takım kendi aralarında 5'er 6'şar maç yaparak günde. Evet. Günde. Ama bu 10'ar dakikada yapıyorlar. En sonunda da hepsi şampiyon, hepsi madalyasını alır, hepsi sertifikasını alır ve evine gider. Evet. Bu da oyuncuları teşvik ediyor. Teşvik eder. E şimdi sen burada bir kere 12 yaşında bir çocuk mağlup olduğu zaman ağlar. Evet. Üzülür. Ben o çocuğa bu ağlamayı, bu üzüntüyü ne vereyim? Vermemem lazım. Niye yaşatayım? Ne yaşatayım? Hepsi sevinmesi lazım. Evet. Yani onun kapasitesi oysa o da sevinecek. Onun da sevinme hakkı vardır. Yani işte sporumuzu bunlara yani bu düzeni sağlayabilmemiz için biz bilir kişilerle irtibat kurarak buralara getirip gerek Avrupa'dan gerek Türkiye'den bilir kişileri getirip bu sistemleri oturtmamız lazım.
Ama akademi ben de kurdum. Para kazanmak için akademidir. Bana kimse şey etmesin. Yani bugün 20 tane çocuğu 30'a çıkarırsam 150 lira daha gelecek. 3000 lira çıkacak. Hikaye bu. Evet. Ama sporcu yetiştiren, futbolcu veya sporcu yetiştiren yoktur. En büyük sıkıntımız da o. Sıkıntı sporcu yetişmiyor. Evet hocam, çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Saha içerisinde bizlerle birlikte olduğunuz için ekip adına teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir yaşam diliyorum hocam. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum Berete'ye bu şansı verdiği için ve bir şeyler söylediği için. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, futbol anıları saha içerisindeki yayınımız burada noktalandı. Çok değerli bir isim. Eski futbolcu, teknik adam, efsane isim, hepsinden ötesi spor adamı Sayın Salih Tarcan bizlerle birlikteydi saha içerisinde. Az sonra futbol anıları sevgili Kaya Amiroğlu'ya kaldığı yerden devam edecek. Ve bu sistem oturdu yeni zeminde. Tabii evet. Daha sonra değişti antrenörler. Giden gelir. Herkes kendi bilgisiyle çalıştı. Siz yeni zeminde devam ettiniz tabii ki. Ben yeni zeminde 82-83 sezonuna kadar devam ettim. Evet. Ondan sonra artık belli bir yaşa geldik. Yani artık futbolu bırakalım mı bırakmayalım mı tereddüt içerisinde. Düşmeye başlayınca. Bu arada sonra hemen öğretmenlik, beden eğitimi öğretmenliği devam. Tabii ben voleybol, basketbol. 1974'te savaştan önce beden eğitimini kazanıp Ankara'ya gittim. Tez savaş çıkana kadar o sene biz her hafta maçlara geldik. Hafta yani, sonları maçlara geldik. Uçağa biner, gelirdik, maçımızı yapar. Sarpusu Erbeys o zaman 74'ten önce Ankara'ya uçağı vardı. Hiç unutmam. Evet. Pazar akşam 9'da onunla Ankara'ya giderdik. Ondan sonra İşte bir sene oynanmadı zaten. 74-75 oynanmadı. 75-76'da başladı. Evet. Zaman zaman geldim. Yani her sene, her hafta gelmedim de zor maçlara geldim. Önemli maçlara getirdim. Gene şampiyon oldunuz. Tabii o sene gene şampiyon oldum. Hatta şampiyonluk maçında ben yoktum. En son maçta gelemedim çünkü sınavlar vardı. Sınavlar haftasıydı. Öyle bir ders vardı ki eğer sınava girmezsem bir sene kaybetme ihtimali vardı. Tabii. Mecburen kaldık biz. Hem çalışalım hem sınava girelim diye. Hı. 76'dan sonra geldim, askerliğim vardı. Onları bitirdim. Okul bitti, geldiniz. 77 yılında da öğretmenliğe başladım. Beden eğitimi öğretmeni. İlk öğretmenliğim Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi'ydi. Defke'de. İkinci sene tabii Yeni Cemil'e top oynadığımız için bizi hemen tayini çıkarttılar. Sedat Simavi. Sor bir laf oldu yani. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmenliğe başladık işte. Evet. Okul takımını da çalıştırdınız. Evet, okul takımını. Ben hatırlıyorum. Sen vardın zaten. Başladık. Maçlara gidelim, izlerdim. İyi bir takım vardı aslında. Var, hep Sedat Simavi'ydi zaten futbolda genelde. Çok iyi takım çıkardı. Futbolcuları olan yani oynayan. Yeni Cemil'den, Çetinkaya'dan, Gençlik Gücü'nden, Gaybaklı'dan yani oyuncular olur. Bazı köylerden gelirdi. Evet. Hep böyle finallere kadar giderlerdi. Peki, voleybol, basketbol devam ediyor. Voleybolda hiç voleybol topumuz olmadığı sene Sedat Simavi kendisi mesela sizi voleybol şampiyonu oldu. Nasıl? Yeni Cemil'in voleybol toplarını alarak okula giderdim. Okul çocukları çalıştırıyordum. Ama çok özveriyle çalışıyordum. Evet. Yani çok güzel bir kadro yaptıydım. Sedat Sinay'da işte ve hiç voleybol oynamayan, okulunda voleybol sahası olmayan takımı voleybol, Kıbrıs okullar arası voleybol şampiyon oldu. Çok enteresan, gerçekten güzel. Meraklıydık, gençtik, bekarıdık, işimiz yok. Evet. Ben bunlarla uğraşıyordum. Ama maçlar da bu arada devam etti. Tabii tabii Yeni Cemil'in maçları da devam ediyor. Evet. İşte artık Yeni Cemil biraz sallantıya gittiydi yani artık şampiyonluklar durduğu yerde. Evet. Ki doğal. Ben de dedim ki artık benim de zamanım doğdu. Dedim ki ya beni köyüme verin. Gideyim dedim bir iki sene köyümde oynayayım. Gerekirse dedim orada antrenörlük deyim. Ama daha önce hiç oynamadınız Gaziveren'de. Hiç alakam bile yoktu. Evet. Ama devamlı Gaziveren'i maçlarını veya antrenmana köyde olduğu vakit yaz sezonlarında onların sezonu açıysa antrenmanlara giderdim yani böyle. Evet. Yap akrabam zaten Deyze. Ertan Oyal vardı mesela Deyze. Deyze çocuğu. Evet. Alper vardı. Hala çocuğu. Yani böyle şeydi yani akraba. Evet. Hep akraba bir şeydi. 83'te transfer oldunuz. 83'te Gaziveren'e gittim. Bir sene top oynadıktan sonra işte o sene küme çıkıyorduk.
bakın köy demeyeyim yani köyde maddi sıkıntı o zaman biraz artık maddiyata dönmeye başladıyız evet. Ama köylerde maddi çok büyük sorunlar çıkar karşıya. Bir sene oynadım, ikinci sene antrenör futbolcu olarak devam ettim. Ondan sonra artık yol uzak gelir ya bize. Evet. Ağırda çıktı. Evet. İlle gidelim. Tamam be, birkaç sene gelelim size dedim Ağırda. Ağırda o zaman beteme 2'deydi. Tamam dedim. Hem oynayacak hem antrenörlük yapacak. Tamam anlaştık. Ağırda'ya çıkarttım küme. Yani beteme 1'e çıktı. Beteme 1'e çıktık. Beteme 1'den ertesi sene 3. lige çıktı. Beklemeden, evet. Üçüncü ligden bir sene kaldık, yani devam ettik. Hı hı. Bir sene sonra ikinci lige çıktık. Yani tarihin en büyük başarıları orada. İkinci ligde son 3 maça kadar şampiyonluk ettiğimiz vardı. Fakat köyün yetersiz bir durumu vardı. Bizde bir saha problemi var. Evet, çok evet, tabii. Problem idi. Gelen takımları yenirdik ama o biz de yenirdik yani. Evet. O zaman böyle şey derken son şey 3 maçtan sonra artık şampiyonluğu kaybettiydik. Ama biz o sene Başbakanlık Kupası'nı aldık. Ağırda olarak. Bakan Kupası oynadık. Evet, Bakan evet. Kupası oynadık. Başbakan Doğan Türk Birliği'ni kaymaklı sahasında penaltilerde yendik. Ve şampiyon olduk. Siz 3. lig şampiyonu olarak oynadınız. 3. lig şampiyonu olarak. Onlar 2. lig. Evet. Ve yendiniz. Evet. Doğan Türk Birliği ve... Doğan Türk Birliği'ni yedik ve Başbakan Kupası Ağırdağ'da hala durur yani. Yani en büyük başarılar sizin tabii dönemde demek yaşam. Şu an... Ağırdağ'da ondan sonra bir sene daha yaptım antrenörlüğü. 5 sene yaptım. Ayrıldım oradan işte. Değirmenliğe geldim. Değirmenliği küme çıkardım. Ondan ayrıldım. Çatoz'da arkadaşlar gel bize gittim Çatoz'a. Çatoz'da futbol, çok iyi futbolcuları vardı o devir. Fakat kendi aralarında bir anlaşmazlıkları vardı. İşte falan gelsin gitsin falan bilmem ne. Bir sene dayanabildim yani. Evet, kolay değil dayanamadık tabii. Ondan sonra. Serdarlı bir sene. Bir de Yeşilova'da. Hala lisansım Yeşilova'da. En son lisansımı oradaymış. Da alarak gittim Yeşilova'da. Yani antrenör futbolcu olarak. Tabii. Yeşilova'da o hem futbolcu hem de antrenörüm. O devir Yeşilova iyi gitmemize rağmen hakemlerin bir boykotu olduydu. 89'dan bahsediyor. Yani o işte bir kesildi. 7-8 maç vardı. Mesela bir ikinci devreydi. Evet, bir devre neredeyse oynadım. Evet. Bitti. Futbol hayatı. Futbolu kapattık. Yani antrenör de bitti. Hepsini yok antrenör. Yok tamam bitti. Tamamen bitti, tamam. Yani. Dedim artık bu iş bitti. Artık dinlenmeye çıkıyor. Öğretmenlik devam ediyordu bu arada. Öğretmenlik tabii ki. Tabii, evet. 1989-90 senesine kadar Sedat Sima Bileş'te devam ettikten sonra bakanlığa geçti. Evet. Bakanlıkta okul sporları birimi vardı. Yönetim var orada. İşte yönetime gel alalım seni dediler. O zaman Osman Üzal, Mesleki Teknik Eğitim Daire Müdürü Okul Sporları Başkanı. Oraya gittim. 1995-96'da işte bir terfi açıldıydı. Milli Günler ve Spor İkinlikleri amiri. İmtihana girdik, sınava girdik amirden. Aldık onu, amir olduk. 96'dan 2013'e kadar Eğitim Bakanlığı'nda işte okullar arası sportif faaliyetlerin organizasyonu başı olduk. 19 Mayıs 23 Nisan bütün bayramların sorumlusu oldum. 2013'te yaş 60 geldiği kalemi koydum. Emekli çıktım. Evet, yani dolu dolu bir sportif hayat. Yani futbolculuktan başladı ama voleybol, basketbol, atletizm. Tabii ki ya. Yani çok güzel. Bu bunun şöyle için... Şöyle bir hikaye daima aklımdan geçiyor. Buyurun. Futbol oynadım. Milli takımında oynadım. Kıbrıs Ordu Milli Takımı'nı çalıştırdım. Voleybol oynadım. Voleybol Milli Takımı'nda oynadım. 6 sene voleybol federasyonu başkanlığı yaptım. Federasyon başkanlığı yaptınız. Basketbol Federasyonu'nun yönetim kuruluna girdim. Basketbol milli takımını çalıştırdım. Senelerce basketbol oynadım. Evet. Yani bunlar bende hep yazılıdır. Böyle zaman zaman okurum ve hayret ederim. Peki şunu sorayım. Yani 3 tane farklı dal aslında. Bir de atletizmde. Atletizm de var. Babür Özer Bey ve Altan Beyza de var. Evet. Kum havuzu vardı o zaman. Kum o zaman yüksek atlamada çinteler yoktu. Evet.
Defkoşa Türk Lisesi'nin ismini hatırlayamayın. İşte bir tane yüksekçisi vardı. Yüksek atlar 60'ı geçmez. Gel Veselit dedi. Altan Beyzade o zaman. Gel bir atla bakalım. Sen atlayabilir bunu dedi. Ben geldim bir atladım. 1.60'ım. Çıkarın 5 daha dedi. Onu da atladım. Bir daha çıkarın dedi. 70. Tamam dedi. Yükseği sen atlayacaksın dedi. Hem dedi pide dedi uzun atlamayı dene dedi. Şimdi yetenek gördüler evet. Herhalde. O zamanki çocuk 6 metreyi ya bulur ya bulmazdı. Yani uzun atlamada. Ben ilk defa işte buraya basarsam sıçrayı batırsam görürdüm zaten. Bir bastım bir atladım 6.35. Uzunlu da sen atlayacaksın dedi. Tamam hocam dedi. Boynumuz kızdan ince. Evet. Öğretmen de bize karşı. Yani atletizme karşı da bir merakım vardı ama bütün branşları şey değildi. Fizik zaten uygundu. Yani siz lakabımız İstekka. Değnek. Her spora uygunluk evet. Ama şimdi bunu ne için sordum ve anlatmanızı da istedim. Yeni yetişen nesile özellikle bunu aktarmaya çalışıyoruz. Programımızın belki de bir amacı da odur. Eskiden çok dalda komple bir sporcu ki başarılı bir sporcu aynı zamanda nasıl olunur? Bunun bir örneğisiniz siz ki o günkü şartlarda. Yani bunu ben kendi kendime çok sordum. Yani o kadar branşı nasıl çıktı? Bir kere önce özveri ister. Yani her şeyin başı zaten özveridir. Öğrenmek de hiçbir zaman çekinmeyeceksin, öğreneceksin. Yani işte futbolun antrenör bir şey söylerdi. Yapmaya çalışın. Voleybolda bir şey öğrenelim. Biz maçı nasıl atalım, nasıl yani. Antrenör, sporcu için yani, daha sıkı. Çok önemliydi evet. Bunlar ya. Benim için bana bir şey öğretene bulgu kurban olurdu. Yani böyleydim ben. Evet. Yani bütün branşları da kaldırmak o zaman bu özveriyi de vermezsen bir de beklentimiz yoktu. Yani bir beklenti derken bilirdik zaten biz. Şöyle bir şey bilirdik. Biz bu sporu yaptığımız müddetçe bizi işe de koyacaklar. İşte pantolonumuzu da alacaklar, evet. Ayakkabımızı da alacaklar. Bunu bilirdik. Evet. Bunu bilmemize rağmen başka bir şey istemezdik zaten. Ve biz de özverili olurduk. Evet. Şimdiki futbolcuya bakarım ya işte bana vermezsen bu kadar para vermem. Ve bu kadar peşin alırım, bu kadar da maaş alırım. Bir de düşünürüm bizim zamanımız, biz bu paraları alaydık. Herhalde daha başka olurdu. Yani o imkanlar yani. Olaydı tabii ki. Tabii ki. Yani ve bir dalda da değil. Bu sporlarda beslenme de çok önemli. Yani benim beslenmem de biraz kötü. Biz yurtta kaldığımız için ne yemek pişerse yemek zorundaydık. Yok, lüksü yoktu yani bu yemeği yemem. Evet. Ekmeği suya batırıp yiyecek. Başka çaresi yok. Yani o şartlar da sıkıntı. Evet, evet tabii ki. Kolay değil, kendi istediği şekilde beslenme şansınız evet. Yoktu. Ama buna rağmen yine de olmaya çalışırdık. Başarılı bir şekilde spor hayatı, tabii yöneticilik, antrenörlük, federasyon başkanlığı yani gerçekten dolu dolu. Voleybol Federasyonu başkanlığı zamanında. Hangi yıllarda o? 96-2001. Evet. Hiç voleybol milli takımı yurt dışına gitmedi. Yani böyle bir şey. Öncesinde, evet. Dedim olamaz ya nasıl? Araştırdık. Yani işte Türkiye'ye var ama yurt dışında yani Türkiye dışında Türkiye yok. Türkiye dışında yok. Önce İngiltere'nin bir irtibat buldum. Orada bir Teoman Sırrı var. Doktor Teoman evet, Sırrı. Evet. Oranın voleybol çalışıyor. Yani voleybol federasyonu başkanı. Aradık, bulduk. Ya Teoman Bey dedik böyle bir şey. Milli takımı getirdi. Maç yapalım orada dedik. Bırak ligleri dedik. Biz seninle Türklerle maç yapalım. Tamam dedi. Araştırayım dedi. Araştırdı. Biz yazı gönderdi. Bir bizimle bir de bir İngiliz takımıyla dedi. Maç yapabiliriz dedi. Tamam geliyoruz dedi. Şimdi İngiltere'ye nasıl gideceğiz? Bilet parası bir sürü şey istedi. Doğru gittik Erol o zaman. Böyle durup ne bir şey? Başbakan. Yoksa ne bir şey değil. Yani ne bir şey? Bizim yapacağımız bu kadar. Tamam. Bir gün yani o günler elçilikte bir toplantı vardı, Milli Günler Toplantısı. Hı. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsil ettim, oturdum. Ertuğrul Apakan, karşıda oturur o da. Toplantı bitti, ben oturdum ama. Böyle şey yaparım, bir şey söylemek isterim Ertuğrul Bey'e ama nasıl söyleyeceğim? Fark etti beni.
Buyur Salih Bey, dedim. Bir şey söyleyeceğim dedim. Evet. Ertuğrul Bey dedim. Nedir dedi dedim. Biz dedim davet aldık İngiltere'den. İngiltere'ye gitmek isterim. Voleybol bilgi takım erkeklerin. Tamam gel odaya dedi. Girdik oraya. Nedir istediğim dedi. Biletlerin parasını. Tamam dedi. O zaman İstanbul Hava Yolları. Değil mi? Yani onlar bizim biletler tamam. Çok güzel. Gittik geldik ne kadar gidiyor. Yani bu bir istişaredir. Döndüm geldim. Yapılabilir yani. Yapılabilir. Evet. Döndüm geldim kızları, şimdi kızları kız milli takımı kurduk. Bir yerlere getirmemiz lazım. Bir hedef illa ki. Ne yapacak, ne yapacak? Çağırdım kızları, gelin oturun. Bir toplantı yaptık. Arkadaşlar Almanya'dan, Almanya'da Münir Bey var. Doktor Münir. Evet, evet. Onun vasıtasıyla irtibata girdim. İki maç yapmak için bir dedik genç milli takımına, Alman genç milli takımına, bir de bizim Türklerine. Okey dedim. Hangi tarihler falan tarihler. Geleceğim dedim. Evet. Geleceğim ama şimdi para isten, her şeyi isten. Tabii ki muhakkak. Ne yapacak dedi. Çağırdım kızlara gibi. Bakın size bir soru. Gitmek ister misiniz? Gidebilirim. Benim param bu. Federasyonun parası bu kadar verebilir. Başka da param yok. Bir tek bir şey yapabilirim. Her birinize vereceğim 20'şer bilet. Bu 20'şer biletin karşılığı uçak bileti. Satacaksınız. Nenene satan, dedene satan, köyüne satan, evet. Satacaksın gideceksin alan biletini. Bana vermene de gerek yok. Gideceksin alan biletini. Atladılar üstüne. Tamam dediler hemen. Teşvik oldu yine. Tabii. Tabii. Ve aldılar biletleri. Bu da o şey çıktı. Vize olayı çıktı. Vize işini de hallettim. Ben Türkiye'de arkadaşlarla irtibat kurarak vize işini de hallettik. Gittik Almanya'da iki maçımızı yaptık. Bir hafta Almanya'da gezdik. Yani bir teşviktir, bir oneredir. Gördüler, geldiler. Ondan sonra bir de Bulgaristan'a götürdüm. Erkekleri tekrar Bulgaristan'da bir manejer arkadaş vardı. Bulgar manejer ama Türkiye'de yaşardı. Onun vasıtasıyla gittik. Orada da maçlar yaptık, geldik. Yani isterse insan gider. İlle de biz şöyle bir yorum getireyim ben sonunda. Ambargo var diye gitmemesin, yapmamam. Evet. Biz gidelim, ambargo var diye işte bir takımdan anaydım. Yani değişik biz görelim, bir yer görsün bu çocuklar hep evet, burada kapalı olmaz. Ve bu sistemi yaptık. Benden sonra tabii Kaya Voleybol Federasyonu'nda dışarı çıkmadı ama Türkiye'ye gidiyorlar yani evet. Gördüğüm kadarıyla. İnşallah tanışır, tanınma olur da bir yerlere gidelim. İnşallah tabii de tabii ki sizin özellikle Yeni Cemil oynarken ve milli takımda o Türkiye'ye en azından gitmenizi, uluslararası çapta bir turnuvaya katılmış olmanız belki de sizin de teşvik anlamında motive etti. 1975'te Yeni Cemil Medelen Kulübü, 75'lerin 73'te 50. yıl kupası olduk. Şampiyon olduk. Yaptık, şampiyon olduk ve Türkiye'ye davet ettik. Afyon Karahisar'a gittik. Evet. Afyon Karahisar'da iki maç yaptık orada. Bir yenildik, bir berabere kaldık. Dönüşün Ankara'da, Ankara üzerinden geleceydik. Ankara'da bir gece konakladıktan sonra Kayseri'ye geçtik. Kayseri Spor'da bir maç yaptık. Kayseri'de bizim oynarken sahada 25-30 bin kişi seyirci vardı. Oldukça kalabalık. Yani o ortamı gördüm. Ve biz o gün hatırlarım 4-1, 4-2 yenildik. Bir golü kendi kaleme ben attım, bir golü de kendi kalesine Raif Hoca attı. Raif Ertuğrul. Yani böyle evet. Raif Hoca, ben kafayla aradım böyle. Yok Raif Hoca kafayla aradı, geri pas yapsın, 90'a attık. Biz de geri pas yapalım dedik, geçti Taner'in yanından gittik. Taner Hoca'nın şanssız günüydü, ben okul gittim. Ama 25-30 bin taraftara oynadınız. Kıpırs çok... kıpırs diye bağırıyorlar yani iş kulaklarına. Taraftar desteği de oldu size. Yani bunları gördükten sonra tabii ki diğer en azından tabii. Spor dallarında yapmaya çalıştık. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten. Bir de şunu sorayım. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz sohbetin. İşte 3-4 dal spor yaptınız ama hiç böyle birbirine karıştırdığınız oldu mu? Oynarken mesela. İşte basketbol elle oynanıyor. Voleybol evet. Elle oynanıyor ama futbolda öyle bir şey yok. Hiç bak bu sorunu hiç bir yerde rastlamadım ama düşündüğümde olmadı. Yani böyle bir şey olmadı. Sadece bir öğrencimde oldu bu. Şöyle. Hem voleybol oynar hem futbol oynar. Bir maç oynarım, okul maçı. Bu okul maçında voleybolcu çocukla futbolda yedek. Son dakika biz yenerik.
Dedim oyunu alayım kendini de işte zaman geçsin. Out oldu o an. Bizim galenin yanında. Evet. Rakip takımı out attı. Bizim oyuncu topu kaptı. Ceza ne oldu oğlum? Ne var ev ol. Yani, basket yani. O ayrımı yapmak kolay değil. Ha, yani öyle bir şey. Ben de hiç olmadı yani. Demek ben ki fark konsantrasyonumuz yani. Çok iyi. Yani hiç, yani bu soruyu ilk defa sen sordun. Evet. Ama bunu geriye düşündüğüm vakit hiç şey olmadı yani. Peki teorik bilgi anlamında o dönemde yani 74 öncesini soruyorum. Tüm sporda anlamı özellikle futbol. Tabii ki Günay Caymaz büyük bir şanstı. Evet. Diyeceğim için o dönem. Teorik bilgi açısından eğitim, seminer vesaire yapıyor muydunuz? Veya sezon öncesi özel işte size futbolculara bilgi verilsin. İşte teorik olarak şunlara dikkat edin sezon içerisinde maçlarda yapılıyor muydu mesela bu tür çalışmalar? Şöyle Caymaz Hoca yani genelde beslenmenize dikkat edin sezon başlarında. Yani beslenmenize dikkat edin. Bunlar daha ağır olacak. Yani daha iyi beslenmeniz. Suyu eksik etmeyin. Yani bu gibi şeyleri biz gençlere söylerdi yani. Evet, uyarırız. Uyarırız. Ama böyle kamp yapalım, bir şey yapalım yoktu. Yok, öyle tabii, bir şey tabii. Yoktu. Biz, ben mesela burada okumam artık. Yani işte yollar açıldı dediydim artık. Ağustos'un ilk günleri sezon açılıyordu. Okullar kapalı. Tabii. Biz köyden nasıl gidip geleceğiz? Binerek sabahtan rumbasına, gelirik taksim sahasına, antrenmana. Ondan da gene köye bu parayı kulüpten isteyemezdik. Bir kişiliğini istese kapının önüne koyacaklar bizi. Kendi imkanlarınızla geliyordunuz. Tabii kendi imkanlarımızla. Yani Rum otobüsüyle geliyordunuz, antrenmana yaptığa geliyordunuz. Bu zaman içerisinde değişmeye başladık. Mesela bazı futbolcular geldi de işte köyüme gireceğim, işte taksiyle yollarlar. Bazı yönetici arkadaşlarımız, abilerimiz onları götürmeye başladı. Evet, evet. Yani böyle yavaş yavaş zaten profesörlüğe doğru gitti. Normalleşti. Ama profesyonel mi? Hayır, kesinlikle. Evet. Yani ben federasyona burada tasvip etmiyorum. Bu profesyonelliği, bu sistemi kaldırmazlarsa bu futbol, bu memlekette gelişmez. Mesajı vermiş oldum. Vermiş en azından onlara. Bir şey daha bahsedeyim. Buyurun hocam. Buyurun. Şey. Biz 1998-99'da Milli Eğitim'de Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanlığı'yken bu profesyonellik için bir şeyler yaptık. Tez hazırladıydık. Mesela devlet şu anda, şu anı konuşuyorum, 11-12 milyar trilyon eski para kulüplere yani verilsin diye federasyona vermiş. Toplam 14 kulübün futbolcu sayısı 30'dan kursan 28-480. Evet. 480 tane sporcuyu o parayı vermeydim bu kulüplere. 480 tane sporcunun ihtiyaç sahibi ve sosyal sigortasını yatırdım. O dönem çalışmayı yaptınız. O da. Bu adamlar ama bunların hiçbiri memur olmaz. Evet. İhtiyaç sahibi. Yaş 37'ye de gelince emekli çıkacak. Kulübüyle nasıl anlaşırsa anlaşsın. 1000 lirayla, 2000 lirayla, 5000 lirayla. Ama devlet bunlara güvenceyi versin. İhtiyaç sahibi sosyal sigortasını yatırsın. O zaman 480 kişi işsizlikten kurtarak. Evet hocam sonuna geldik. Çok güzel sohbet. Dolu dolu gerçekten. Ki ben atletizmi ve basketbolu, voleybolu biliyorum atlıyorum da basketbolun atletizmi bilmiyordum. Onu da öğrenmiş olduk. İslam oyunlarında aynı anda birkaç dalda gerçekten. Ve aynı zamanda da bürokrasi içerisinde de yıllarca hizmet verdiniz. Türk sporuna ve futboluna tabii ki. Evet. Ve diğer spor dallarına da. Gerçekten harika. Hem yeni başlayacak futbolculara, futbola ama diğer spor dallarında da yani sadece futbol olarak kastetmiyorum. Voleybol, basketbol, atletizm herhangi bir spor dalına başlayacak genç sporculara neler öneririz, nelere dikkat etsinler? Ve hatta antrenörlük, yöneticilik yapacak olanlara da neler tavsiye edersiniz? Bir kere bu iş dediğim gibi özveriyle başlar. Yani sevecek. Bir işi yaparken sevmek lazım. Ha, her seven de futbolcu, voleybolcu, basketçi olacak diye bir kural yok. Onun için yani ben futbol oynayacağım dersen futbolcu ellere bırakmak lazım kendini. Evet. Yani bunun içerisinde. Bir de aklıma gelmişken şunu söylemek istiyorum. Her gün gazeteyi alıyoruz, gazeteleri okuyoruz. Akademi, akademi, akademi. Ben hayret ederim yani bu akademi kelimesi bu kadar güçlü mü?
3 tane çocuk toplarlar, para kazanacaklar diye akademi. Durun bakalım. Hani bunun denetimi, hani bunun doktoru, hani bunun şey, kolay mı ya? Falan X takım akademi. 13-14 yaşında çocuk, 12 yaşında çocuk. Hatta şimdi 6'ya düşürdüler. Para kazanabilir. Yani 7 yaşında. 6-7 yaşında. Kim denetler bu akademileri? Futbol Federasyonu nerededir? Şu an Futbol Federasyonu sadece izni verir. Denetleme yok. Yani antrenör izni de var. Arkadaşım zaten. Bugün bak bir şey daha hep söylemeyeceğim ama söyleyeyim. Buyurun. Bunu Kıbrıs halkı hala daha çözemedi. 14 yaşına kadar Avrupa'da ve dünyada futbol maçı yok. Voleybol olabilir. Daraldığımız sahada, basketbol daraldığımız sahada olabilir. Maç yoktur, oyun vardır. Yani ne demektir bu? Biz bunu Türkiye'de son ben emekliye çıkmadan Türkiye bunu uygulamaya başladık. Hiçbir zaman 12, 13, 14 yaşa kadar müsabaka yoktur. Evet. Ne yapıyor Türkiye şimdi ve dünya? Diyor ki bütün ilkokulların futbol takımını falan otelde topluyorum. 100 tane takım geliyor. Günde 3'er maçtan haftada 20 tane maç oynuyorlar. Kaçarken hepsine de birer madalya, birer bir belge vererek gönderiyor. Herkesten. Evet. Biz hala daha akademi kurarak akademileri yarıştırırız ve aman benim çocuğum kaybetti, ağlar çocuk sahada. Aman benim çocuğum kazandı, sevinir. Yani. İşte bunu önlememiz lazım. Yarışmacı daha sonra başlaması. Tabii evet. Yarışmacı 14'te sonra evet. Başlayacak. Evet, yani müsabaka ile oyunu çözemedik. Evet. O ayrımı yapmamız lazım. Yapmamız lazım. Dünya bunu çözdü. Biz hala daha akademi 6 yaşında çocuğa futbol eğitimi veriyorum. Topu veriyorum. Yani topudan oynasın. Ya toptan önce sporu öğrenin. Sporu belli başlı çok hareketler vardı. O evet, hareketleri evet, yapmamız evet. Lazım. Al topu sen voleybolcusun. Al topu sen futbolcusun. Yanlış bunlar. Evet. Müsabakayı kaldırmamız lazım. Bunu federasyonumuz veya federasyonlarımız görüp hemen değerlendirmesi lazım. Voleybolu küçüklerde nasıl oynatıyorlar şimdi? Daraldıyorlar o voleybol sahasını. 3 metreye getiriyorlar. Net biraz daha net, alçaltıyor ona göre. Baskette aynı kaldırıyor evet, şeyi. Pota daha yok. Aşağıda. Futbolda ne yaptı? Kazanma yok. Sahalar daraldı. Halı sahanın bir büyüğü. Biraz büyüğü. Bazı kulüpler yapıyor dediniz hocam da hepsi değil tabii ki. Yani müsabaka olmayacak. Evet. Ben Hamitköy'le maç yapıyorum. Onar da 10 dakika, 10 dakika, yarım saat dinlenecek, 10 dakika, yarım saat sonra bir daha oynasın. Evet. Ve bittiğinde maç, herkese ödülünü versin. Şölen şeklinde. Tabii. Evet. Evet. Biz bu... yendin, aferin şarkısı, aman ne güzel gol yedik. Bu mesajı da verelim ki bir güzel bir denetleme de inşallah evet. Bundan sonraki dönemlerde yani bu benim içimde bir şeydi söyledim. Bunu aklımıza alalım. Milli eğitimde yapmaya çalıştım. Evet. İlkokullarda uygulamaya başladıydık. Ondan sonra ben emekli çıktım. Evet. Peki bundan sonra inşallah olur. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten anılarınızı aktardınız. Harika, dolu dolu yıllarca Kıbrıs Türk Sporu'na ve futboluna tabii ki ve diğer spor dallarına da hizmet ettiniz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Kaya ve Berat'a da teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you.
Futbol Anıları'nın bu bölümünde çok değerli bir isim, bir spor hocası, futbolcu, hatta basketbol, voleybolda oynamış çok değerli bir isim. Sayın Salih Tarcan program konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına spor ve sağlık dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.